Evet efendim, bugün burada değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı hep birlikte ziyaret ediyoruz. Gerek il başkanımız ve teşkilatımız, gerekse ilçe belediye başkanlarımızla beraberiz. Bir taraftan hem belediye faaliyetlerini birlikte bir teati etmek, müzakere etmek, Kayseri'de yapılacak faaliyetlerin üzerinden geçmek, yapılan işlerin istişaresi, önümüzdeki günlerde yapılacak olan projeler hususunda da bize Ankara'da ne düşüyorsa onları birlikte görüşmek amacıyla buradayız. Şunu bütün hemşehrilerimiz hakikaten gönülden inanarak bilsinler ki gerek şehircilik ve belediyecilik konusunda gerekse bir belediyenin bir şehre bakışının nasıl olacağı hususunda en iyi örneklerin verildiği kentlerin başında Kayseri geliyor. Çok şükür altyapısıyla epeyce zahmetli olan işler geride bırakıldı. Üst yapısında yaşanabilir bir şehir haline geldi. Güzel atılımların yapıldığı bir şehrin içerisindeyiz. Bunu her gittiğimiz yerde söylemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Ankara'da aldığım görev itibariyle gerek yerel yönetimlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olmam hasebiyle gerekse bakanlık yaptığım dönem itibariyle herhalde Türkiye'de gitmediğim şehir kalmamıştır. Ve o şehirlerle kendi şehrimizi kıyasladığımız zaman da Kayseri'nin farkını mutlaka bir kez daha çok net olarak görüyoruz. Ve her yerde de zaten sitayişle bahsediliyor. Bu işin sırrı tabii ki samimiyettir, gayrettir, iyi niyettir. Ama bir taraftan da bu birlikteliktir. Tek taştan duvar olmaz. Tek kişiyle bir şey yapılmaz. Ne zamanki kol kola girersek, birlikte istişare edersek, hep beraber dayanışma içerisinde olursak bundan bir bereket doğar. Evet. Rahmet doğar. Bunu yıllardır yaşıyoruz. Neredeyse 25 yıldır yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu birlikteliği devam ettiririz. Çok şükür değerli bakanımızın vurguladığı gibi birliğimiz, bereketimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız bu şehrin kazanımı. 25 yıldır bu şehirde bir kültür oluştu. Hem belediyecilik kültürü, hem birlikte olma kültürü. Adeta Türkiye'de de herkes Kayseri'mizi bu yönüyle her zaman övgüyle söz etti ve bir bakıma da örnek aldı. Bizlere de düşen bunu korumak, daha da geliştirmek. Şehrimizi bizleri seven, güvenen, 25 yıldır değişik konum ve durumlarda hizmet etmemize fırsat veren Kayseri hemşehrilerimize yakışır bir şekilde sağlamamız lazım, çalışmamız lazım, koşturmamız lazım. Ben her zaman başımız sıkıştığında değerli bakanımıza, değerli diğer bakanlarımız ve milletvekillerimize rahatlıkla ulaşıp, rahatlıkla şehrimizle ilgili sıkıntılarımızı paylaştığımızı da burada ifade etmek istiyorum. Dualarınızı sağlık.